67'de evlendim. 43-44 sene oluyor. Ondan beri burada yaşıyorum. Yok. 3 çocuğum, 3 torunum var. Dedelerimiz çok önceden Kafkasya'dan göç ettiler. Tuz, unla, hamur, başka bir katkısı yok, doğal bir açılır ve de saçta, közde kurutulur, kaldırılır, epey uzun uzun dayanır. Onu ise ıslatıp içine peynirli maydanozlu olabilir, ceviz, şeker koyup onu tatlı şeklinde de tuzlu şeklinde de olabilir. Annelerimiz eskiden hep o daha olurdu, şimdi böyle çok çeşit hamur işleri yok, yufka, birkaç çeşit var yani, lokma, böyle bir de peynirli. Tutu kimse üretemiyorsun, isteyen de öğreniyor ama eskisi kadar yok yani, daha gençler o kadar kolay kaçıyor. Bir misafir, bir kalabalık olunca bütün evler, hepsi toplanır, el birliğiyle her yemekler, her şeyler yapılır. Yani hep biz bir köy, bir aileyiz. Her zaman da yapılabilir. Hafif olduğu için genelde Ramazanlarda daha kullanıyoruz. O kurutulmuş yufkaları, hani ateşte kurutuyoruz da onları ıslatıp ıslatıp tepsiye diziyoruz. Her katına biraz yağ koyuyoruz. Ortasına ceviz koyuyoruz. En üstüne de tereyağı falan koyup pişiriyoruz. Piştikten sonra da şeker, su döküyoruz. Kesip dilimleyip afiyetle yiyoruz. Mesela kuru yufkalar ıslatılırken çok ıslatılınca kırılır. Parçalanıp gider. Ona dikkat etmek gerek. Bir kişi yalnız açamıyor. 2-3 kişi açıyor, bir kişi pişiriyor ateşte. Böyle bir şey. Çok çok 250-300 öyle yapılıp bırakılıyor böyle büyük, çok çok. Kaldırılıyor 3-4 ay öyle birleşip yapılıyor. Tek başına biraz zor oluyor. 3 kişi açıyor mesela, bir kişi pişiriyor. Öyle çokça çokça. Hele Ramazanlar girerken bir hafta devamlı açardık öyle. Eskiden daha bir sıkı yapılırdı herhalde annelerimiz zamanında daha çok. Çünkü o tatlı olarak en çok o geçiyordu. Ben çocukken en çok yenilen, en çok pişirilen yufka tatlısıydı. Yine de çok severim, en çok onu severim. Ve ateş dışarıda yanardı, köz kıpkırmızı, harıl harıl oluyor. Üzerine saç koyuyorsun. Açtığını koyunca zaten hemen kabarıyor. Çok acayip güzel kabarıyor. Kabarıyor. Üste koyuyorsun. Onun zaten püf noktası da kabarması. Bir de açarken kabarması çok önemli. Basık basık kalınca güzel oluyor. Çok kabarması. Güzel. İyi pişince üzerinde saklanıyor. O da 3-5 gün saklanabilir yani. Geçen sene burada yufka açılıyordu Ramazan öncesi. Kızım geldi. Hani kızınız yapıyorum dediniz ya. O da burada verdiler, gelinler götürdü. Götürmüş çeşmenin altına, iyice bir ıslatmış, parçalanmış gitmiş. Anne bu.